9 Kasım, 15 Kasım değerli yay burçlarım, kendi alanınızla alakalı bazı konuların değişmesini ve artık bu alanda olmak istemediğiniz ve farklı planlara geçmek istiyorsunuz ama şu an maddi olarak bunları yapamayacağınız için kendi kafanızda bunları düşünüp kendi kendinize yiyin ama işiniz doğruydu. Hatta işinizde güzel bir de değişim olacak ama sizin buraya inancınız kalmadı. Yani buranın size bir artı getireceğini düşünmediğiniz için artık buranın sizin hayatınızdan çıkması gerektiğini düşünüyorsunuz. İşsiz kalırsın vallahi oturduğun yerde. Kendi işini yapan özellikle restoran, kafe ya da ne bileyim devamlı insanlara satış üzerine iş kapısı olan bazı yay burçlarında da çok güzel işinizde büyük bir oluşum ve bu size çok büyük paralar kazandıracak ve bu eğer sabırlı olursanız da burayı büyütecek, daha yenilikler aramaya başlayacaksınız diyorum. Ve uzun süredir bulunduğunuz evden çok rahatsızsınız ve ciddi bir evin ve binanın ve alanın enerjisi çok fazla yıpratıyor. Yani sanki Kasım bitmeden yeni evinizin, yani bu hafta bu evle ilgili kararı verip bu nerede oturmak istediğinizin netliğine de kavuşacaksınız ve yeni evin enerjisi size inanılmaz güzel gelecek ve bunu yapmanız gerekiyor. Artık bu konuda çok huzursuzdunuz. Aile büyüklerinizden özellikle anne soyunuz, dayılarınız, teyzeleriniz arasında yaşanacak bir miras tartışması, annenizin ruhu daralacak. Lütfen onların arasına girdiğiniz vakit anneniz suçlanıyor ama siz annenizin arkasında durun. Devam edin annenizin haklı olduğu noktalarda. Çünkü anneniz çok iyi niyetli, yeri geliyor. Ben istemiyorum, benim durumum kimseye muhtaç değilim diyor. Sizin hakkınız, mücadele edin. Dedelerinizin, anneannelerinizin yerleri, haklarınızı alın istiyorum. Son zamanlarda da yay burçları ben ilişkisi olmayan yeni bir ilişki, yeni bir oluşum size iyi gelecek ve bu oluşum sizin hayatınızda çok uzun süredir duygularınız okşanma, sevgi anlamında kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Özellikle öğretim görevlisi olan ve devlette öğreten akademisyen, yani öğretimle alakalı uğraşan bazı yay burçlarında yer ve şehir değişimi farklı noktada hayatınızı değiştirecek. Farklı bir şehire gitmek zorunda kalabilir. Bunlarla ilgili yeni yollar, yeni arayışlara gireceksiniz diye not almışım. Yalnız bu ara bazı yay burçlarında da gereksiz para harcamalar var. Ne yapıyorsun anam? Para kenarda bulduğunda bizim mi haberimiz yok? Lütfen parayı harcama. Çünkü unuttuğun, çok uzun süre önce öderim öderim diye dediğin vergi borcun ya da ne bileyim faturan, cep telefonun, elektrik faturan, bu bir icra ya da bir yazı dosyan olabilir. İhmal etme diyorum. Özellikle sanatla uğraşan, kendi markasını, kendi ismini yapan bazı yay burçlarında işinizde daha büyük bir yükselme, bulunduğunuz noktayı daha verimli kılacağınız evreler söz konusu olacak. Hatta ve hatta özellikle sanat işiyle uğraşan bazı yay burçlarında da çevrenizdeki biriyle ilişkinizde netlik ve evlilik kararı dediğim bir nokta yaşanacak diyorum. Şöyle bir haritanızı gözden geçiriyorum. Bazen dilinizin kemiği yok yay burçları. Bu dilinizin kemiğini bazen size zarar veriyor. Ve bu konuda artık bir uslup düzeltme zamanı geldi diyorum. Özellikle kramp, hani kangren girmiş bir ilişkisi olan ve artık bu ilişkiyi bitirmeniz gerekmesine rağmen seviyorum deyip ortalıkta dolanan bazı yay burçlarına diyorum. Artık o sana çok fazla zarar veriyor. Ya bir aile terapisine ya da bir ilişki terapisine gidin ve birbirinize olan hırçın noktalarınızı toparlayın. Yoksa bu ilişki sonu sıkıntılı ve stresli olacak. Lütfen bunu bir an önce çözün diyorum. Sağlık olarak baş ağrılarınız ön planda olabilir. Son zamanlarda da zayıflamaya başladığınız vitamin ve C vitamini lütfen üzerinizde bol bol tüketin istiyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu dinliyorsunuz. Instagram sayfalarım @akkayaofficial ritüel sayfam. Astrolojiden ne haberde günlük astrolojik yorumlarla alakalı sayfamızdır. Sevgi ve mutlulukta kalın. Bol enerjisi, bol ışığınız olsun. Rabbim sizi her daim korusun.